Merhabalar, bu videomda aslında kanser olduğumu öğrenene kadar benim anlamadığım belirtiler nelerdi, biraz onları anlatmak istiyorum. Kolon kanseri gerçekten çok sinsi ve sessiz bir kanser hastalığı. Aslında birçok kanserler için belki aynı şeyler geçerli olabilir ama ben düşünüyorum, yani vücudumda ki kanser o kadar büyüyene kadar nasıl olur bir şey hissetmem, bir şey anlamam ya da acaba vücudum bana sinyal verdi de ben mi fark etmedim diye böyle ara sıra düşünmüyorum değil. Bu arada hatırladığım kadarıyla anlatacağım. Bazı şeyleri gerçekten silmişim. Fotoğrafları karıştırınca hatırladım. Hatta eğer becerebilirsem fotoğrafları da eklemeye çalışacağım. Benim şiddetli bir karın ağrısıyla hastaneye gidişim 7 Aralık 2016 günü. Gidiş o gidiş, zaten bir hafta içerisinde bütün her şey oldu ve ben ortalama bir hafta sonra kanser tanısı alarak hastaneden çıktım. Bu arada konu kolon kanseri olunca hemen acaba tuvalete gitme sıklığında bir değişiklik oldu mu şeklinde soru geliyor. Açıkçası benim özellikle fark ettiğim bir şey hiç olmadı. Ama şöyle geriye bakıp biraz düşündüğümde sanki son 2-3 ayda belirli aralıklarla ishal olduğumu hatırlıyorum ve bu sıklık sonlara doğru birazcık daha fazla artmıştı. Ama yani ishal olduğum için de yani çok sıradan bir şey, yani bunun için doktora gitmeye gerek yok deyip maalesef burayı çok fazla önemsememiştim. En belirgin şey ve hep aklıma gelen ama artık Eylül ayında, yani ben Aralık ayında hastaneye gittim. Eylül itibariyle akşamları evde televizyon karşısında otururken karnımdan gök gürültüsü şeklinde bir gurultu sesi gelmeye başladı. Yani gündüz çalışırken değil ama akşam böyle otururken böyle nasıl desem bayağı gök gürültüsü şeklinde bir gurul gurul bir ses geliyordu. Ve bu ses artık Ekim'de gündüz de olmaya başladı. Böyle yavaş yavaş artık işteyken, çalışırken gündüz de böyle bir ses geliyor ve ben böyle karnımı kapatmaya çalıştığım anları hatırlıyorum. Bir de son bir ay içerisinde böyle yavaş yavaş karnım artık ağrımaya başladı. Hatta şiddeti gitgide tabii ki arttı. En başlarda normal karın ağrısı. Ağrı kesici içtim, geçti. Bir şey yok. Sonra 2-3 gün sonra tekrar ağrıyor. Böyle bir karnımda ağrılar hissetmeye başladım açıkçası. Hatta şöyle, artık ben hastaneye gitmeden bir önceki hafta sanırım, herhalde Kasım'ın son haftası, böyle bütün ofisteki arkadaşlarla öğlen dışarıda yemek yemiştik. Daha sonra ben dönüşte artık ağrım o kadar çok arttı ki hatta bir cuma günüydü, onlara şey söyledim, ben artık ofise gelemem. Buradan hemen ilk acil hastane neresiyse oraya gideyim, acildeki hekime görüneyim ve oradan eve gideyim demiştim. Maalesef şöyle söyleyeyim, acilde bir aile hekimi vardı. Aile hekimi kan tahlili yaptı. Hiçbir görüntüleme, hiçbir şey istemedi açıkçası ve ondan sonra benim turp gibi olduğumu, mayalı gıdalarla beslenmemem gerektiğini, işte süt ve süt ürünlerinin bu gibi şeyler yapabileceğini, işte bir hafta boyunca sadece sıvı beslenerek yaşamamı ve ondan sonra her şeyin yoluna gireceğini, hatta bütün beslenme alışkanlığımı da buna göre değiştirsem hayatım boyunca hiçbir zaman sorun olmayacağını söylemişti. Yani süt, peynir ve süt ürünleri yok. Sadece sıvı gıdalarla, çorba gibi, böyle artık ne yediğimi hatırlamıyorum ama söylediği şeylerde zaten çok da fazla geriye bir şey kalmıyordu. Ekmek bile yeme demişti çünkü. Ben de gerçekten o bir haftayı öyle geçirdim. Yani tamamen olabildiğince sıvı beslenerek ve başka hiçbir şey yemeden geçirdiğim bir hafta olmuştu. Yani belirtileri şöyle toplayınca karın gurultusu, karın ağrısı, düzenli ve gitgide şiddeti artan ve yine ishal, düzenli aralıklarla ishal olmak. Yani benim belirtilerim bunlardı. Belki vücudum hani gerçekten, belki değil, vücudum gerçekten bir şeyler söylemeye çalışmış, hatta guruldamış ve konuşmuş ama maalesef ben onu ötelemişim, ben onu anlamamışım, hepsini normalleştirmiştim. Bir de bir tane keşkem var. Onu söylemek istiyorum. Yani keşke bir sorun yaşasaydım daha önceden ve gastroenteroloğa gitseydim ve o benden bir kolonoskopi isteseydi. Bu arada şey de söylemek istiyorum. Hani tabii kolonoskopi istese durup dururken kolonoskopi yaptırmak ister miydim? Onunla uğraşmak ister miydim? Belki buna cevabım
Hayır olabilirdi. Eminim birçok kişi, şu an beni izleyen birçok kişi de aynı şeyi yapmıştır ve yapıyordur. O yüzden lütfen sizden ricam, sizden isteğim. Gerçekten bu sizin için bir keşke olmasın. Benim için çok büyük bir keşke ama hiçbir belirti yoktu ve doktora gitmemiştim. Eğer siz herhangi bir belirtiniz varsa ve doktora gittiyseniz ve sizden kolonoskopi istediyse lütfen ötelemeyin. Evet, belki o bir gün zor geçecek. İşte bir sürü bir şeyler içeceksiniz, tuvalete çıkacaksınız falan. Öyle şeylerle uğraşmak istemiyor olabilirsiniz ama belki bu sizin hayatınızı size geri verecek. O açıdan çok çok önemli. Eğer hekiminiz sizden kolonoskopi istediyse lütfen yaptırın. Kolon kanseri olduğum için düzensiz beslenen, işlenmiş gıdalar yiyen, böyle kötü beslenen, beslenme alışkanlıkları biri olan birinin şeklinde soru akla geliyor. Hiç öyle değil. Yani şöyle sabah oldukça dengeli beslenen, yumurta, peynir mutlaka, yani beyaz ekmek bilmiyorum yani en son... Kanser olmadan önce bile ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Her zaman tam tahıllı böyle beslenmeye çalışan, öğlen her zaman sebze yemeği yiyen, yine akşam o şekilde salatasını, yoğurdunu böyle eksik etmeyen, sanki diyetisyenin yazdığı gibi bir beslenme şeklim vardı açıkçası. Yani et, evet, yani hani böyle sevmem demem, evet severim ama yani hani et mi sebze yemeği mi görünce hemen gider elim sebzeye gider. Et yemedim mi? Çünkü hep kırmızı et tüketiminde ki artış kolon kanser riskindeki artışla hep paralel olarak söylenir. Yani bilmiyorum, düzenli bir tam bir öğün kırmızı et belki haftada iki kere yiyorumdur. Yani hani bunun da kolon kanseri yapacağını zannetmem. Ya da bazı şeylerim var, yani hani cips yemeyi severim ama ortalama bilmiyorum 10 günde bir tane cips yiyorum diye ya da işte yine benzer 2 haftada bir çikolata yiyorum diye herhalde kolon kanseri olmamışımdır diye düşünüyorum. Yani beslenme alışkanlıklarıma baktığımda sebze, meyve, lifli gıdalar, yani bu konudan açıkçası yani neredeyse %90 oranında sağlıklı beslendiğimi, düzenli ve dengeli beslendiğimi düşünüyorum. Kilom hayatım boyunca hiçbir zaman 54-57 sınırına geçmedi. Yani o açıdan böyle hani aşırı kilolu zaten değilim. Hani ondan gelen bir şey olamaz. Ya da sonra da işte hareketsizlik mi acaba olabilir? Hani spor alışkanlıklarına gelince üniversitedeyken ya da işte özel sektörde çalışmaya başlamadan önce evet daha hareketli bir hayatım vardı. Spor için daha fazla zaman ayırabiliyordum. Ama işte özel sektörde çalışmakla birlikte belki işte sahada da çalıştığım oldu. Hareketli zamanlarım da oldu ama yine de evden işe, işten eve, böyle hani akşamları spor salonuna gitmek gibi bir alışkanlığı maalesef hiçbir zaman edinemedim. Evet, belirli dönemlerde niyetlendim, başladım ama bu benim için düzenli bir alışkanlık olamadı. Ama gerçekten bu mudur beni kolon kanseri yapan? Bu kadar sağlıklı beslenirken, düzenli beslenirken, işte kilom zaten hani normal sınırlardayken, yani o kadar da hareketsiz değilim. Hani bütün gün yatmıyorum sonuçta. Yani bir belirli bir hareketim, adımım var. Bence asıl faktör stres ve buna bağlı olarak vücuttaki kortizol seviyesini bir türlü aşağı indirememek. Sürekli tetikte olmak. Açıkçası bence en önemli nedenlerden bir tanesi bu. Ben şöyle bir insanım. Biraz sorumluluk sahibi, fazla yüksek bir insanım. Yani böyle tam görev adamı gibi. Bir sorumluluk alınca, işte bir şey yapınca bunu işte olana kadar düşünürüm, planlamasını yaparım. İş bitmiş olsun fark etmez, eve gidince bunu hep düşünürüm. Tamamlanana kadar belki onunla uyurum, rüyamda görürüm, ertesi gün onunla tekrar güne başlarım. Bunu bana yaptıran birisi yok. Yani hiç kimse beni böyle biri olmam için zorlamıyor ama maalesef bilmiyorum gerçekten yetiştiriliş şeklim mi? Bilmiyorum gerçekten neden kaynaklandığını ama bendeki bu aşırı yüksek sorumluluk hissi bende maalesef fazla strese yol açıyor diye düşünüyorum. Yani mesela şu garip geliyor. Zaten 2-3 saat sonra belki bir toplantın var ve zaten orada bir şeyleri konuşacaksın. 2-3 saat öncesinden de sürekli onu düşünüp bir iş yaparken hala kafanda başka bir şeyin dönmesi, kafanı bir türlü rahatlatamamak, boş bırakamamak, belki bazı düşünceleri salamamak, sürekli onlarla yaşamak, bazen biriktirmek gibi şeyler maalesef bizde gereksiz stres yaratıyor. Bu arada iş olmak zorunda değil. Herhangi bir olaydan bahsediyorum. Bir şey yaşamışsındır, ondan sonra sürekli kafanın içinde dolaşıyordur. Yani artık sana ait olmayanı, lazım olmayanı, gereksiz olanı bırakamamak,
kafanda bunu yaşatmak açıkçası bence vücudu sürekli strese sokuyor ve maalesef bizi hasta eden asıl şeylerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bence asıl neden sürekli bir şey düşünmek, bir türlü kafanı rahatlatamamak, salamamak, geride bırakamamak ve bunların sağlamış olduğu, neden olduğu diyelim, vücudu sürekli stres seviyesini yüksek bir şekilde tutmak ve sürekli aralıksız bir şekilde kortizol salgılamasını sağlamak. Bence asıl neden bu. Neden bunu söylüyorum? Belki birçok kanser hastası hastalanınca bu kitabı okumaya başlamıştır diye düşünüyorum. Louise Hay'in Düşünce Gücüyle Tedavi kitabı. Bana da hemen önerilen bu olmuştu. Eminim birçok hasta ve hasta yakınları okumuştur. İçerisinde hastaların psikolojik nedenleri, aslında hastalığa neden olacak düşünceler ve belki davranışlar yer alıyor. Onun içerisinde bağırsak hastalıklarında şöyle bir şey yer alıyordu. Sana ait olmayanı, yani geride kalanı, aslında bugün ihtiyacın olmayanı bırakamama, salamama ve bundan dolayı rahatlayamama gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bence kesinlikle çok doğru. İlk o kitabı okuduğum zamanı hatırlıyorum. Açıkçası ben böyle tam analitik ve sayısalcı bir insanım. O açıdan böyle hani kitabı ilk okuduğumda açıkçası çok fazla şey anlayamadım. Şu an bilmiyorum kaçıncı kez okuduğum ama sürekli okuduğum ve her okuduğumda farklı şeyler öğrendiğim bir kitap. Bir de bu süreçte dönem dönem farklı şeylere de gittim. Metin Haran'ın İnsana Güven Akademisi de onlardan birisiydi. Orada da Metin'e sorduğumda, yani durumumu anlatıp onunla konuştuğumda bana şöyle bir şey demişti. Sen kesin her şeyi biriktiriyorsun. Bence giysilerin de buna dahil demişti. Yani şöyle bir düşün, giysilerini atabiliyor musun? Yoksa hala yıllardır sakladığın giysilerin var mı? Bence bu akşam git, dolabını aç ve gerçekten kullanmadığın, ihtiyacın olmayan şeyleri at ya da birisine ver demişti. Çok haklıydı. Evet. Gerçekten öyle. Yani dolabımı açtığımda belki 2-3 yıl önce çok severek aldığım ama hiçbir zaman giymediğim, ihtiyacım olmayan ama yani görürsem yine zaten ben bunu alırım, çok güzel bir şey aslında dediğim ve kullanmadığım bir sürü kıyafetlerim vardı. O akşam dolabımı açıp bunu fark ettim ve gelir gelmez gerçekten bütün dolabımı bir kez elden geçirdim. Tabii ki hani giysileri atmakla benim hastalığım iyileşmeyecek ya da birisine vermekle geçmeyecek ama bu hayatın her aşamasında böyle. Yani giysiler de böyle, belki davranışlarım da böyle, işimde böyle, eşimle böyle, iş arkadaşlarımla böyle olabilir. O açıdan bunu, yani bu ana ait olmayanı artık bırakabilmek, salabilmek çok çok önemli. İyileşmek için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an %100 bunu başarabiliyor muyum? Hayır. Ama eskisine göre şöyle kıyasladığımda kesinlikle %50'nin üzerinde ilerleme görüyorum kendimde. Bunlar benim kanser yolculuğumun başında edindiğim deneyimler. Umarım sizler için de birazcık da olsa faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.